Konsonu 35. problem. Şimdi yatay bir yüzeyde duran bir akım taşıyan telimiz var. Ekrandan içeri akım taşıyor. I2 akımı değeri 6,8 çarpı 10 üzeri eksi 3 amper. Yani 6,8 mili ampermiş. Bu şu bir noktadan 5 santimetre D2 dediğimiz uzaklık 5 santimetre uzakta. Bir de bu yerden D1 uzaklıkta yani 2,4 santimetre yükseklikte havada asılı duran bir tel var. O da ekrandan dışarı akım taşıyor. O da 0 veya 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 amper yani 4 mili amper akım taşıyor. Bu durumda tel 1'in tel 2'ye uyguladığı kuvvet nedir diye soruyor. Zıt yönlü akım taşıyan teller birbirini iteceği için bu kuvveti soruyor. Ama daha özel bir şeyi soruyor. Tel 1'in tel 2'nin birim uzunluğuna uyguladığı kuvveti bulun diyor. Yani F'yi değil de F bölü L'yi bulun ve onun da X bileşenini bulun. Fx, F'in X bileşeni var bu yana doğru. Fx bölü L'yi bulun diyor. Şimdi biz biliyoruz ki birbirine paralel duran teller birbirini iter ya da çeker. Bu kuvvet şudur. Mü0, i1, i2 böyle 2D bir de burada tellerin uzunluğu var. Şimdi bizden F bölü L'yi istiyor. O zaman mü0, i1, i2 bölü 2PD yazacağız. İstediği bu. Ve bunun da ama kosinüs bileşenini istiyor. Yani Fx bölü L'ye çevirmek için bu formülü ne yapmamız lazım? 2PD. Fx nasıl bulunur? Fx demek şuradaki açımız teta ise f çarpı kosinüs teta. Yani buraya bir de kosinüs teta eklemiş olacağız. Şuradan şuraya geçerken f'e fx yaptıysak bu tarafta kosinüs teta ile çarpacağız. D dediğimiz teller arasındaki mesafe bu formüldeki. Şimdi o zaman mü0'ın değerini yazalım. 4pi çarpı 10 üzeri eksi 7. Akım taşıyan tellerin değerlerini yazalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. 6,8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bölü 2pi, teller arasındaki mesafe d, hipotenüsten yani Pisagor bağıntısından bu hipotenüsü bulabiliriz. 2,4 santim, tabi onu metreye çevirmemiz lazım menkasıyla. 0,024'ün karesi artı 0,05 santimetrenin karesinin karekökü. Şimdi yanında kosinüs teta var. Şu üçgenden yararlanıp kosinüs tetayı da 0,05 bölü hipotenüs yine D yani şu 0,024'ün karesi artı 0,05'in karesinin karekökü diye yazacağız. İki tane bundan oldu. Karekök gider. Bu işlemi yaparsanız sonuçta 8,84 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton bölü metre yani metre başına uygulanan kuvveti bulursunuz. Telin birim uzunluğuna uygulanan kuvvetin x bileşenini bulmuş olduk. 37 no'lu probleme bakalım. 37 no'lu problem diyor ki şekilde 4 uzun tel sayfa düzlemine diktir ve kesitleri kenar uzunluğu a eşittir 3,5 cm olan bir karenin köşelerindedir. 4 tane telimiz var. Bu ekrandan dışarı taşıyor akımı. Onun altında yine ekrandan dışarı akım taşıyan bir tel daha var. Sonra x ekseninde biraz ilerliyoruz. Ekrandan içeri akım taşıyan bir tel var. Onun bir miktar üstünde yine ekrandan içeri akım taşıyan tel var. Her bir tel i akımı taşıyor ve değerleri i'nin değeri 7,5 amper. Ve bunlar bir kare oluşturmuş. Bunun kenarları da 13,5 santimetre olacak şekilde böyle bir akım taşıyan 4 tel bir araya getirilmiş. Şimdi tel 1 ve tel 4 dışarı doğru yani birinci tel bu, ikinci tel bu, 2 ve 3 içeri doğru akım taşıyor. 2 ve 3 de bu. Dördüncü telin 1 metresine uygulanan manyetik kuvvet nedir? Yani dördüncü telimiz bu. Diğerleri tarafından uygulanan birim uzunluğuna uygulanan manyetik kuvveti bulun diyor. Şimdi aynı yönlü akım taşıyan teller birbirini çeker. Bu 1, bu 4 demiştik. Bu 2, bu 3 nolu telimiz olsun. 1 nolu tel, 4 nolu teli çekecek. F
4'ü 1 çekiyor. 2'nin oğluyla 4 birbirini itecek çünkü zıt yönlü taşıyorlar. Buna F 4 2 diyelim. 3 ile 4 de zıt yönlü itecek. Bu da F 4 3 kuvvetimiz olsun. Yani 4 numaralı tel üzerinde 3 tane kuvvet var. 1, 2 ve 3'ten kaynaklanan. Şimdi bunların değerini bulursak biz tele etki eden net kuvveti de buluruz vektörel işlemlerle. Fizik 1'de gördüğümüz vektörlerin birleşimlerini ayırması sorusuna indirgendi şimdi bu. Bu 3 vektörün bileşkesini bulacağız. Şimdi F4 üzerindeki kuvvetlerin yatay bileşeni, yatay incelememizi yapacak olursak F4x diyelim ona. Nereden yataya bileşen geliyor? Eksi yönde F4 3 var gördüğünüz gibi. Bir de eksi yönde F4 2'nin bu açı tetaysa kosinüs tetası var. Değil mi? Yazalım yerlerine. Eksi mu 0 her tel i akımı taşıdığına göre i çarpı i kare şu formülü yazıyoruz. Bölü 2 pi a dedik aralarındaki mesafe. Karenin kenarları a. F42'yi de yazalım. Yine mu 0 i kare bölü bu sefer aralarındaki mesafe a kök 2 değil mi? Yani 2 kök 2 pi a oldu. 2 kök 2 a çünkü burası. Köşege. Değil mi? Bir de tabi bunun F42'nin yanında kosinüs teta var. Kosinüs o teta kaç derece? Köşegen olduğu için 45. O zaman bu 2 kosinüs 45 yerine de kök 2, 2 bölü 2 yazarsanız bu toplamı yaparsanız buradan eksi 3 mü 0 i kare bölü 4 pi a bulursunuz. F4'ün x bileşeni. Bir de F4'ün üzerindeki düşey kuvvete bakalım. F4'ye. Bu da nereden geliyor? Bakın. Artı yönde F4 1 var. Eksi yönde F4 2'nin aşağı yönlü olan bileşeni var. Eksi F4 2 bu sefer sinüs tetası var değil mi? Sinüs teta karşı kenar. Bunları yerine yazarsak mü 0 i kare bölü 4 ile 1 arasındaki mesafe yine a kare. Yani a 2 pi a kare değil pardon. Eksi mü 0 i kare bölü 2 kök 2 gene 4 ile 2 arasındaki mesafe pi a bu sefer sinüs 45 ama sinüs 45 kosinüs 45'e eşit sonuçta şey olacak. İkisi de kök 2 bölü 2. Buradan düzenlersek mü 0 i kare bölü 4 pi a'da düşey bileşeni. O zaman bize F4'ün kendisi lazım. Bileşenlerini biliyorsak kendisini nasıl bulacağız? F4x'in karesi artı F4y'nin karesinin kare kökünü alırsak biz neyi buluruz? Vektörün bileşkesini buluruz. Bu bulduğumuz şu ve şu değerleri yerine yazıp düzenlersek sonunda kök 10 mü 0 i kare bölü 4 pi a buluruz. Kök 10 mü 0 yerine 4 pi çarpı 10 üzeri eksi 7 i kare yerine 7,5'un karesi bölü 4 pi a yerine 0,0 13,5 santim kaç olur? 0,135 metre olur. Buradan da 1,32 çarpı 10 üzeri eksi 4 Newton bölü metre buluruz. Tamam mı? Telin F4 nolu telin 1 metresine etki eden kuvvet bu. Birim uzunluğuna etki eden kuvvet. Peki bu kuvvet değil tabii. Yanlış söyledim. Bu kuvvetin büyüklüğü. Kuvvet olması için, vektör olduğu için yönü lazım bir de. Yönünü bulalım. Yine mekanikten, fizik birden biliyorsunuz ki vektörlerin x ve y bileşenlerini biliyorsak o vektörün uzayda o x ve y ile tanımladığımız eksenlerdeki açısını bulabiliriz. Nasıl buluyorduk? Teta eşittir. Veya buna başka bir açı diyelim. Çünkü teta diye bir önceki şeyde kullandık. Fi açısı. Yani bizim F4 vektörümüzün yani şu 3 vektörün toplamının bileşkesinin yöneldiği yön fi tanjant üzeri eksi 1 yani arc tanjant F4y bölü F4x yani vektörün y bileşeni bölü x bileşeni.
Buradan y bileşeninin değerini ve x bileşeninin değerini yerine yazarsanız bu x bileşeni, bu y bileşeni, o zaman bu açının 162 derece olduğunu bulursunuz. O zaman bizim F4 kuvvetimiz 1,32 çarpı 10 üzeri eksi 4 kosinüs 162'si bunun x bileşenidir. Sinüs 162'si de bunun y bileşenidir dersek F4 kuvvetimizin eksi 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 4 Newton bölü metre i yönünde ve artı 4,17 çarpı 10 üzeri eksi 5 Newton bölü metre j yönünde bir vektör olduğunu buluruz. Artık bu vektör oldu. Değil mi? Çünkü yönler de var. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. 41 nolu problem. Şimdi bir şeklimiz var. Şöyle bir dikdörtgen telimiz var. O telden biraz yukarıda bir akım taşıyan telimiz var. Bu I1. Alttaki dikdörtgen şeklinde kıvrılmış telimiz de I2 akım taşıyor. Bu telin, bu dikdörtgen telin yüksekliği B, şu boyutu L. Bu iki tel arasındaki mesafede dik uzaklıkta A olsun. Şekilde I1 eşittir 30 amper akım taşıyan uzun düz bir teli ve I2 eşittir 20 amper akım taşıyan dikdörtgen şeklindeki bir teli görmektesiniz. A eşittir 1 santimetre. B eşittir 8 santimetre ve L eşittir 30 santimetre olmak üzere. I1 nedeniyle, yani yukarıdaki uzun tel nedeniyle dikdörtgen tele etkileyen net manyetik kuvvet nedir? Değil mi? I1 bir akım taşıyan tel. O zaman bu çevresinde bir manyetik alan oluşturacak. Bu çevresine bu dikdörtgen tel de dahil. O zaman bu dikdörtgen telin üzerinde de bir manyetik alan var. O zaman manyetik kuvvetten bahsedebiliriz. İşte diyor ki bu I1 telinden dolayı aşağıdaki dikdörtgen tele etki eden net manyetik alan nedir? Manyetik kuvvet nedir? Bir telin diğer tele uyguladığı kuvvetle yine başlayacağız. Şimdi teldeki akım dikdörtgen telde alt kenarda giderken sola doğru, üst kenarda giderken sağa doğru. Buraya bir kuvvet etkileyecek. Buraya bir kuvvet etkileyecek. Yan tellerde de akım şu şekilde gidiyor. Bir kuvvet olabilir ya da olmayabilir. Şimdi yukarıdan başlayalım. Bununla bu aynı akım, yönlü akım taşıyor. O zaman ne yapacaklar? Birbirlerini çekecekler. Mü 0, I 1, I 2 çarpı L, bu telin uzunluğu, bölü aralarındaki uzaklığı da düşünürsek 2 pi A. Bu üst tarafa uygulanan kuvvet. Yönü aynı yönlü olduğu için şu tarafa doğru. J yönünde. Telin altı, orası da kolay. Onu da yapalım. Altı etki eden kuvvete bakalım. Mü 0, I 1, yine I 2. Yine alttaki tel de L uzunluğunda. Bölü 2 pi. Bu sefer A değil. Bu telin, bu tele uzaklığı A artı ne oldu? B oldu. Zıt yönlü akım taşıyorlar. O zaman itecek. Yani bu da eksi j yönünde. Yanlara bakalım. Paralel akım taşıyan teller birbirine kuvvet uygular. Birbirine dik ise bunu bir önceki bölümden beri görüyoruz. Teta eşittir 90 derece ise bir manyetik kuvvet olmaz. Değil mi? O zaman yanlara büyüklük olarak 0. O zaman biz net kuvveti bulacaksak üst ve altı toplayacağız. Mü 0, I 1, I 2, L bölü 2 pi hepsinde ortak. 1 bölü A'dan 1 bölü A artı B'yi çıkartacak şekilde işlem yaparsanız
mü 0'ı biliyorsunuz, i1, i2 biliniyor, telin l uzunluğu biliniyor, 0, 3 metre, 2 pi biliniyor, 1 bölü a, a 1 santim yani 0, 0, 1 metre, a artı b 0, 0, 9 metre yerine yazarsanız sonuç 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 Newton j yönünde çıkar. Demek ki üstteki uzun tel aşağıdaki dikdörtgen akım taşıyan tele toplamda bu kadarlık kuvvet uyguluyormuş. 43 nolu problemi bakalım. Yarı çapı 2 santimetre olan düzgün 160 amper akım taşıyan silindir şeklindeki uzun bir telin kesiti görünüyor. Karşıdan bakıyoruz tele yani. Yani böyle bir tel. Bunun yarı çapı A eşittir 2 santimetreymiş. Ve 170 amper akım taşıyormuş. Akımın oluşturduğu manyetik alan. Değil mi? Bu akım taşıdığına göre bir manyetik alan oluşacak artık. Akımın oluşturduğu manyetik alan. A şıkkı. R eşittir sıfırda. B şıkkı. R eşittir 1 santimetrede. C şıkkı. R eşittir 2 santimetrede. Yani iletkenin yüzeyinde. D eşittir. R eşittir 4 santimetre. Yani iletkenden artık dışarı bölgede. Manyetik alanı bulunuz. Şimdi akım taşıyan telin oluşturduğu manyetik alan B eşittir mü 0 i R bölü derslerimizden biliyorsunuz 2 pi a kare. R merkezden olan uzaklık bulunmasını istediğiniz mesafe. A o telin yarı çapı olmak üzere bağıntımız bu. I de taşıdığı akım zaten. R eşittir 0 da buraya R eşittir 0 koyuyoruz zaten 0 olduğu görünüyor. R eşittir 1 santimetre için mü 0 i'miz 170, 0, 0, 1 metre de yani şuralarda bir yerde bulmak istiyoruz B şıkkında. Bölü 2 pi a'mız 0, 0, 2'nin karesi. 8,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 tesla buluruz. 2 için mü 0, 170, 0, 0, 2 bölü 2 pi 0, 0, 2'nin karesi. 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 3 buluruz. C şıkkında da D şıkkında da artık R yerine 4 yazacağız. Aynı işlemi yapacağız. A yine sabit, akım yine sabit. Burada da işlemi yaparsanız 8,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 tesla olarak bulursunuz. Yani telin içiyle telden 4 santimetre uzaklıkta aynı akım, aynı manyetik alan oluştuğunu gördük. 6 da aynı olacak mıydı ama 6 santimetre de değil tabii ki. Şimdi 44 nolu problemi bakalım. 44 nolu problem diyor ki şöyle bir şekli var. Bu iki tane çemberiniz olduğunu düşünün. Yani çerçeveniz olduğunu düşünün. Tel dolayacağız ama tellerin nereden girdiğine dikkat etmemiz lazım. Teli şöyle doladık. Şurada arkadan gidiyor. Burada da arkadan giriyor. Şöyle yapmış olayım. Bu birinci dolama şekli. Bu çerçeveye ikinci dolama şekli de şöyle. Bu arkadan geçiriyorum. Şöyle önden geliyor. Yine burada arkadan geçiriyorum. Burada üstten geliyor. Burada arkadan tekrar dolanıyor. Burada üstten geliyor. Burada da şu şekilde birleşiyor. Bu da ikinci dolaşım. Yolumuzu da böyle yönü bu yönde vermiş. Şimdi sorumuz şu. İ1 akımı bu. İ akım, İ2 akımı da böyle dolaşıyor. Şekilde I1 5 amper, I2 eşittir 3 amper akım taşıyan iki kare şeklindeki iletkenin etrafında kapalı iki hayali yol gösteriliyor. Bu yollar üzerinden B çarpı DS kapalı yol integralini alınız.
A şıkkında birinci yol üzerinden, B şıkkında ikinci hayali yolumuz üzerinden bu B çarpı DS integralinin değerini hesaplayalım. Şimdi birinci yol için B çarpı DS. Amper yasası, neydi amper yasası? B çarpı DS çizgi integrali eşittir mu sıfır i'ydi, değil mi? Kitabınızda sayfa 771, 29.-14 denklemi. B çarpı DS kapalı integrali mu sıfır çarpı o çevirdiğimiz çizginin içinde kalan akım, i iç akımı. Şimdi birinci yola bakıyorum. Mü sıfır içerideki akım. Ve bunların yönü önemli. İkisi de vektörel. B de vektörel, DS de. Şimdi akım sağa doğru gidiyorken baş parmağınızı tutun. Manyetik alanın hangi tarafa olduğuna bakın. Baş parmak akım yönünde ise biz manyetik alanın hangi yönde olduğunu bulabiliriz, değil mi? Manyetik alanın bu bir yoluyla zıt olduğunu göreceksiniz. Hepiniz sağ elinizi bu şekilde yaparsanız bu telden dolayı tabii şöyle tutacaksınız. Şimdi bunun içinden gidiyor. Şöyle aşağı doğru akın. Baş parmağınızı aşağı doğru tutun. Dört parmağınızın bu kırmızı okla gösterilen hayali DS yoluna ters düştüğünü göreceksiniz. Zıt yönde. Onun için bu i akımı eksi 5. Aralarındaki açı 180 derece çünkü. Şimdi buradaki akım şöyle gidiyor. Değil mi? i2'deki teldeki. Baş parmağınızı ekranda yukarı doğru tutun. Dört parmağınız solu gösteriyor, değil mi? Oysa kırmızı çizgi üzerinde de, evet, kırmızı çizgi üzerindeki ok da sola doğru gidecek. Şurada. Dört parmağınızın olacağı bu yönde. Değil mi? Şuraya bakın. Dört parmağınız bu tarafı gösterecek sizin ekrana. Baş parmağınızı yukarı tuttuğunuzda dört parmak bu tarafı gösteriyor. Kırmızı ok da dönüp dolaşıp o yönde gelecek. Aralarındaki açı sıfır yani. B ile DS arasında. O zaman bu artı işareti geliyor bu akımdan dolayı. 3. Mü sıfırı yerine koyup bu işlemi yaparsanız, eksi 2 ile çarparsanız, eksi 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 6 tesla metre bulursunuz. Bu integralin, çizgi integralinin değeri. B'de kapalı iki nolu yol üzerinden BDS'ye bakalım. Yine mü sıfır. Şimdi bir daha bakalım. Akım şurada şu şekilde. Bu telin içinden geçiyor, değil mi? İç. Hayali çizgi yollarımızın içindeki akımlara bakıyoruz. Şuradan bir giriş var. Şimdi baş parmağınızı yukarı tutun. Dört parmak şöyle kıvrılacak. Bakın kırmızı oku takip ederseniz kırmızı oka zıt geldik. Çarpışıyorlar. Yani aralarındaki açı 180. O zaman buradan dolayı bir eksi 5 katkı var. Şimdi geldik bu hayali yolumuzu delen akımlara. Şurada var. Bu akım buradan böyle geliyor. Baş parmağınızı yine tutarsanız aşağı doğru şu tarafı gösterecek manyetik alan. Bunun da eksi yönlü olduğunu, 180 olduğunu göreceksiniz. Kitabınızdaki şekil üzerinden yaparsanız daha iyi çünkü orada daha görsel. Tamam mı? Yani aşağı doğru dört parmağı tuttunuz. Şu tarafta sol taraftaki dört parmağınıza bakın. Dört parmağınızın böyle geldiğini görürsünüz. Oysa şu kırmızı okla tam zıt. Tamam mı? Onun için şunları silelim. Eksi 5 buradaki girişinden dolayı da eksi 5 katkı verdi. Bir de şuradaki telde incelememizi yapalım. Akım böyle gidiyor. Baş parmağı yukarı tuttuk. Yine dört parmak bu tarafı gösterdi. Oysa akımımıza bakarsak, bakın hayali yolumuza bakarsak geliyor gene zıt. Buradan da 180 derece olduğunu göreceğiz. Buradan da eksi işareti geldi o zaman. Kosinüs 180'den. O zaman sonuç eksi 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5 tesla metre çıkar. Yani bu çizgi integralinin değerlerini her iki durumda da bulduk. Siz farklı bir dolama yapın telleri. Mesela buradan böylesine dolayın.
Şuradan da şöylesine dolayı. Şöyle çapraz olsun. Uygulamayı böyle yapın. Bakın integral alınca kaç çıkacak gibi. "47 ne oldu probleme bakalım. Uzun yarı çapı 3,1 milimetre olan silindir şeklindeki bir tel. Yarı çapı A eşittir 3,1 milimetre. Bu teldeki akım yoğunluğu J eşittir. J0 R bölü A. Buradaki J0 sayısı da 310 amper bölü metrekare. Sabit bir sayı. Bu sabit çarpı R bölü A. Yani yarı çapla değişken bir akımımız var. R yerine 0 koyarsak tam merkezde bu telin içinde akım akmıyor. R yerine 1 koyarsak mesela 310 çarpı 1 bölü işte 3,1 kadar akım gidiyor şuralardan. İşte 2'ye koyarsak buralardan ne kadar akım akıyor onu bulabiliriz. Yani J0 çarpı 2 bölü A 3,1 diye böyle akım farklı yerlerden farklı şiddette akıyor. Bu durumda manyetik alanın büyüklüğünü A şıkkı R eşittir 0'da. Şunu biraz aşağıdan başlayayım. B şıkkı R eşittir A bölü 2'de ve C şıkkı R eşittir A'da manyetik alanın büyüklüğünü bulunuz. Şimdi bir kere B eşittir. Biz amper yasasından yararlanırsak B çarpı DS çizgi integralini bu silindirik geometriye uygularsak mü sıfır I iç diye B çarpı 2 pi r eşittir mü sıfır i iç olur. O zaman manyetik alanı mü sıfır i iç bölü 2 pi r diye bulabileceğimizi görmüştük. Bu bağıntıyı başka türlü de çıkartmıştık. O zaman mü sıfır bölü 2 pi r. i diye bir şey verilmemiş bize, akım yoğunluğunu verilmiş. O zaman akım yoğunluğundan akıma geçmenin yolu j'nin o kesit üzerinden integralini almaktır. Değil mi? O zaman biz i iç yerine integral yapacağız. Sıfırdan r'ye kadar toplam içerideki akımı bulmak için sıfırdan istediğimiz r'ye kadar akıma bakacağız. Yani a şıkkında a bölü 2'ye kadar demiş ya şuraya. Biz şu bölgeyle ilgileneceğiz. O zaman bu mavi taralı bölgenin içinden ne kadar akım geçiyor? Onu bulmamız için sıfırdan a bölü 2'ye kadar integralimizi alıp toplam akımımızı bulacağız. Ama genel formül çıkartıyorum. Sıfırdan R'ye kadar. R'yi istediğiniz gibi kullanacağız sonra. J çarpı DA dediğimiz şey buranın alanını ne görüyorsunuz karşıdan şimdi ekranda? Bir dairenin alanı yani 2 pi R. DR. Mü sıfır 2 pi. Şimdi R artık içeri girecek. Değil mi? İntegralim. Sıfırdan R'ye. J yerine J0 R bölü A yazabiliriz. J yerine J0 R bölü A verilmişti. Ve 2 pi R dr 2 pi R'deki R'din biri bu R ile gider. 2 pi dr olur. Ve buradan da integralin sonucu mü sıfır j sıfır çarpı r kare bölü 3a olarak bulursunuz. Ara atladığım işlemi yine size bırakıyorum. Hatta bu 2 pi'yi de içeri alarak bu 2 pi'leri de götürüp siz yapın. Şimdi o zaman bağıntımız buymuş. Akımın değişken olduğu, yoğunluğa bağlı, konuma bağlı olduğu durumda biz manyetik alanı böyle buluyormuşuz. Son eşitlikteki gibi. Normalde mü sıfır i iç bölü 2 pi r'ydi. Ama i diye bir şey yok elimizde. J varsa bunu bu formülü j'ye çevirmenin yolunu uyguladık. Ve mü sıfır j sıfır r kare bölü 3 a diye bulduk. O zaman a şıkkında manyetik alanı bulalım. Gördüğünüz gibi r payda. O zaman burada sıfır geliyor. Şimdi burada bulalım. Mü sıfır j sıfır r kare yerine ne yazacağız? A bölü 2'nin karesi bölü 3A. Mü 0 bilinen sayı. J 0 verilmiş 310. A verilmiş 3,1 milimetre bölü 2.
O zaman bu işlemi de size bıraktım. Sonucu yazdım. B şıkkında da yine mü 0, j 0, a'nın karesi bölü 3a var. Bir a gidecek o zaman. Burada a kaldı. Burada da 3 kaldı. Yine hepsi biliniyor. Yerine yazarsanız 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 tesla olarak bulursunuz. Tamam mı? Şimdi 49 nolu probleme bakalım. Kenarı 5 santimetrelik kare şeklinde bir kesidi olan toroidin iç yarı çapı 15 santimetredir. Yani şöyle bir kare şeklinde 5 santimetre kenarlı bir demir çubuğunuz olsun. Onu böyle simit şeklinde büküyoruz. Şöyle büküldü. Bu daireyi tamamlamıyorum. İşte böyle görün. Bu böyle tamamlanıyor daire. Bu toroidin yarı çapı, yani daireye tamamlayınca, çembere tamamlayınca bunun yarı çapı bir yarı çap oluşacak değil mi? O da 15 santimetreymiş. Bu toroid 0,8 amper akım taşıyor ve 500 sarımlık bobini vardır. Sarım sayısı büyük ne? 500 sarım. İç yarı çapı noktasında, yani bu toroidin şu kısmında ve dış yarı çapı noktasında, şurada, dış yüzeyinde manyetik alan nedir? Toroidin manyetik alanının bağıntısını çıkartmıştık önceki derslerimizde. Mü 0 i n sarım sayısı bölü 2 pi r. Şu iç kısımdaki manyetik alanı bulacağız. Mü 0 sabit sayı, i mü 0 8, 500 sarım var. Bölü 2 pi çarpı r, yani 0,015. 5,33 çarpı 10 üzeri eksi 4 tesla. B şıkkında da aynı bağıntıyı mü 0 i 500 sarım bölü 2 pi. Bu sefer yarı çapımız ne oldu? Buraya kadar 0,15 santimdi. Bir de bunu geçeceğiz. 0,5 daha. 0,05 daha. O zaman 0,020 koyacağız buraya. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 tesla olarak buluyoruz. Nolu probleme bakalım. (200) sarımlık bir selenoidin uzunluğu 25 santimetre. Şimdi bir selenoid şöyle. Kaç tane sarımı varmış? 200 sarım. Ve uzunluğu da bunun 25 santimetreymiş. Çapı 10 santimetre. 2 R'si 10 santimetre. Ve 0,29 amper akım taşımaktadır. Selenoidin içindeki manyetik alanın büyüklüğünü bulunuz. Selenoidin manyetik alanını işlerken mü 0 i n olarak yazmıştık. Mü 0 sabit sayı, i taşıdığı akım, n de birim uzunluğundaki sarım sayısı. Yani büyük N bölü L. Tüm sarım sayısını uzunluğa bölersek birim uzunluktaki sarım sayısını buluruz. O zaman burada mü 0 sabit, i 0 29, 200 sarımı var. 0,25 metrede uzunluğu var. O zaman manyetik alan 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 tesla olarak bulunabilir. Basit bir uygulamaydı. 52 nolu problem. Yine uzunluğu 1,30 metre ve çapı 2,60 olan santimetre olan bir selenoid. Bir selenoidimiz var. Uzunluğu 1,30 metre. Çapı da 2,60 santimetre. 2R'si 2,60 santimetre olan bir selenoid. I eşittir 18 amper akım taşıyor. Selenoidin içinde oluşan manyetik alan 23 militesla olduğuna göre bu telin uzunluğu selenoidi oluşturan telin uzunluğu nedir? Yani böyle dolaya dolaya selenoidi sardık ya, sarınca
genişliği bu selenoidin 1.30 metre oldu. Ama telimizin uzunluğu neyi? Ne kadar uzunlukta tel sardık? Onu bulacağız. Nasıl buluruz? Her bir turda selenoidimiz 2 pi r kadar teli üzerine sardı. Yani telin uzunluğu eğer bir tur yaptıysa tel 2 pi r uzunluğunda. N tane sarım yaptıysak o zaman bunu n kere sararız. N çarpı 2 pi r'yi bulmuş oluruz. Yani telin toplam uzunluğunu bulmuş oluruz. Peki o zaman biz bu sarım sayısını selenoidde nasıl bulmuştuk? Deminki bağıntıda B eşittir mü 0 i n bölü l. O zaman n'yi nasıl bulabiliyormuşuz? N eşittir b l bölü mü 0 i. Bize ne lazım? N'nin 2 pi r ile çarpılmış hali. N çarpı 2 pi r, her iki tarafı 2 pi r ile çarparsak b l 2 pi r bölü mü 0 i olarak buluruz. Şurayı istiyoruz zaten yani. O zaman B yerine 23 çarpı 10 üzeri eksi 3. L yerine 1,30 metre. 2 pi sabit. R yerine 1,30 santimetre yani 0,013 metre bölü mü 0 sabit. I akımımızda 18 amper değerini yerine yazarsak bunun sonuçta telimizin uzunluğunu 108 metre olarak buluruz. 53. Uzun bir selenoid için sarım sayısı 100 sarım bölü santimetre olarak veriliyor. Böyle bir selenoidimiz var. Sarım sayısı 100 sarım bölü santimetre. Yani santimetre kare başına sarımı vermiş. 100 sarım bölü santimetre olarak veriliyor. Ve bu selenoid i akımı taşıyor. Selenoidin içinde bir elektron selenoid eksenine, selenoid ekseni demek ortasından geçen bu hayali çizgi, selenoid eksenine dik olarak yarıçapı 2,30 santimetrelik dairesel bir hatta hareket etmektedir. Pardon. Yani şöyle elektron selenoidin içinde dolaşıyor ve yarıçapı da 2,3 santimetre. Elektronun hızı 0,046 c, c dediğimiz şey burada ışık hızı kadarsa bu selenoiddeki akımı bulunuz. Değil mi? Selenoid bir akım taşıyor. Akım taşıdığı için içerisinde bir manyetik alan oluşuyor. O manyetik alanın içerisinde de bir elektron hareket ediyor. Burada böyle selenoidin içinde dairesel, çembersel hareket yapıyor. Biliyorsunuz elektrik yüklü parçacıklara manyetik alanda hareket ediyorlarsa bir kuvvet etki eder. Değil mi? Şimdi soru böyle bir şey. Yani aslında sorunun özü şu. Bir manyetik alanın içinde hareket eden bir elektron var. İşte yarıçapı verilmiş, hızı verilmiş. İşte ama bu manyetik alanın değeri verilmemiş. Peki elektron hangi manyetik alanda hareket ediyor? Bu manyetik alan bu elektronu büküyor değil mi? Bu bükmeden dolayı bir saniye arkadaşlar. Evet. İşte bu manyetik alanı oluşturan kaynağı bulmamız lazım. Ney? Bu selenoidden geçen I akımı değil mi? O I akımını bulacağız ki biz selenoidin içindeki hareket eden elektronun niye böyle çembersel hareket ettiğini bulabilmiş olalım. Şimdi elektrik yüklü parçacıklar çembersel hareket yapar demiştik manyetik alan altında bir önceki bölümde ve bu yarı çapın MV bölü EB olduğu formülünü, bağıntısını vermiştik. İşte elektronumuz da bu yarı çapta yani 2,3 santimetrelik yarı çapta bir V hızıyla 0,046C hızıyla kütlesi olan bir elektron, elektrik yükü E olan bir elektron bu B manyetik alanında hareket ettiği takdirde yarı çapı bu olur.
Peki bu B manyetik alan ne? Onu bilmiyoruz. Bu B manyetik alanın kaynağı solenoid olduğuna göre solenoidin manyetik alan bağıntısından B yerine mu sıfır i n yazarız. Bu formülümüzü böyle modifiye etmiş oluruz. Bizden ne istiyor? Bu solenoiddeki i akımını. O zaman i'yi yalnız bırakalım. Mv bölü e mu sıfır n r oldu. Elektronun kütlesi 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 31 çarpı hızı 0,046 c. C dediğimiz şey 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Elektronun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Mu sıfır 4 pi çarpı 10 üzeri eksi 7. N dediğim şey sarım sayısı birim uzunluk başına zaten. Bu küçük ne? 100 sarım bölü santimetre, ama o santimetreyi yok etmek için buraya metre yazacağız. 0,01 metredir bu. Çarpı R'miz 2,3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Değerini yerine yazarsak buradan akımın 0,272 amper değerinde olduğunu bulabiliriz. Şimdi 56 nolu problemimizi çözelim. Diyor ki şekilde Helmholtz bobini olarak bilinen bir düzenek gösterilmiş. Yani şöyle bir akım taşıyan tellerin bu hale getirilmesiyle oluşan bir şekil. Çember şeklinde kıvrılmış akım taşıyan teller ve belli sayıda sarımı var. Her biri 200 sarımmış. İki tane bobinimiz. Neyse 200 diyelim. Ve yarı çapları R eşittir 25 santimetredir. Ve bunlar bobinler birbirlerinden R kadar uzaklıkta. Şurası merkezleri arasındaki mesafe R. İki bobinde aynı yönde I eşittir 12,2 miliamperlik akım taşımaktadır. P noktasında, yani bobinlerin ortasında oluşan manyetik alanı bulunuz. Şimdi bobinin manyetik alanı B eşittir mu sıfır i r kare bölü 2 r kare artı z karenin 3 bölü 2'sidir. Bir bobinin, şu bir tane böyle halkanın kendinden z kadar uzaklıkta, yarı çapı r olan bobinin, i akımı taşıyan, kendinden z uzaklıkta oluşturduğu manyetik alan bu. Elimizde iki tane var. O zaman toplam manyetik alan bu P noktasındaki 2 çarpı mu sıfır i r kare, ama bir sarımlı bobin için bu. Bir kere sardıysak telleri, ama n kere sardıysak bunu n kere yapacağız. Her biri n sarımlı olduğu için bunu n ile çarptık. 2 r kare artı z dediğimiz şey bobinin merkezinden uzaklık. R bölü 2 oldu. R bölü 2'nin karesi. Bunların 3 bölü 2. kuvvetini alacağız. Bu hesabı yaparsak sonuç 8,8 çarpı 10 üzeri eksi 6 tesla buluruz. Tamam mı? Bu bağıntı bir bobinin, bir sarımlı bobinin kendinden, merkezinden dik bir uzaklıkta, z uzaklıkta oluşturduğu manyetik alan. Elimizde iki tane var. O zaman 2 ile çarpacağız. Her biri de n sarımlı. O zaman n ile de çarpacağız ve işlemi yapacağız. Dört parmağımızı bu yönde, akım taşıyan yönde her ikisi için de kıvırırsak baş parmak sağ tarafı gösterir. O zaman yönü x yönünde. Vektör hale getirirsek iyi oldu. Son olarak bu bölümün 58 nolu problemini çözelim. 58 nolu problem diyor ki şekilde çember şeklinde bükülmüş iyi akım taşıyan bir bobin var. Şöyle akım giriyor buna. Bu şekilde dolaşıyor. Eğer bunu yarı çapı yarıya düşecek şekilde iki kere sararsak, yine akım bu yönde gidiyor. A şıkkı
merkezlerinde oluşan manyetik alanların oranı ve dipol momentlerinin oranı nedir? Yani şurada, bu durumda burada oluşan manyetik alan, bu durumda burada oluşan manyetik alan nedir diyor. Şimdi biz neydi? B eşittir. Bobinin manyetik alanı demin şurada yazdık. Mü sıfır i r kare bölü işte paydadaki ifade. Peki bizim artık merkezde oluştuğu için z yerine 0 yazacağız. Burası 0 olursa paydadaki ifade 2 r küp olur. Yukarıda r kare var. O zaman bağıntımız mü sıfır i bölü 2 r olmuş olur. Şimdi a şıkkı b'deki durum ve a şeklindeki durum. Şu b şeklimiz, şu a şeklimiz. Yazarsak mü sıfır b şeklinde iki sarım olduğu için 2 çarpı i bölü yarı çapımız nedir? 2 r b durumundaki yarı çap. Bölü a şekli için mü sıfır bir sarım var. Mü sıfır i bölü 2 r a olur. O zaman buradan işlemi yaparsak 2 r a bölü r b ve RA'nın da RB'ye göre 2 kat olduğu şekilde görülüyor. Yarıçap yarıya düşecek şekilde sararsak diyor. O zaman 2 bölü 1'den, 2 çarpı 2 bölü 1'den 4 buluruz oranlarını. B şıkkında da manyetik momentlerin oranını soruyor. Manyetik moment demek N çarpı I çarpı A demek. Yani bir akım taşıyan bir tel olur, bir bobin olur. Bunun manyetik momenti toplam akım çarpı hangi alandaki manyetik momentle ilgileniyorsunuz? Oranın kesit alanı. O zaman mü b bölü mü a yine 2i a b yani b durumundaki alan bölü 2 i 2 yok. A durumunda bir tane dolanım olduğu için bir kere akım var. A yani şuranın alanı. Burada da buranın alanı. Alan nedir? Pi r kare. O zaman bu işlemi de yaparsanız B'nin alanının A'nın alanına oranını yerine koyarsanız pi r kare ile 0,5 olduğunu manyetik momentlerin oranında görürsünüz. Evet, haftaya bir sonraki dersimizde bir sonraki konuya geçeceğiz.